nasıl buldunuz? Kapadokya, Türkiye'nin en güzel, en özel yerlerinden biri. Bugün vatan sevgisiyle ilgili bir yazı yazdım. Sosyal medyamda yayınladım. Gerçekten bu ülkenin değerini ne kadar biliyoruz? Bu coğrafyanın, bu toprakların tarihini, doğasını ne kadar koruyoruz? Yani bir tarihi bir yere gittiğimiz zaman oradaki taşın bile değerini bilebiliyor muyuz acaba? Ya da elimizde bir sakızın jelatinini acaba şu muazzam doğaya mı atıyoruz, yoksa cebimize koyup bir çöp kutusunu bulana dek cebimizde mi saklıyoruz? Vatan sevgisi çok başka bir şey. Çok güzel bir ülke, çok güzel bir coğrafya. Kapadokya, Ürgüp, Göreme, bu bölge zaten yani dünyada bence korunması gereken, yüzyıllar boyu yaşatılması gereken çok özel bir yer. Benim amcam bu bölgeye çok büyük yatırımlar yapmış, önemli bir turizmci, bir duayen kendisi. İyi ki de yapmış, çok da sevilen, sayılan bir insan bu bölgede. Kim olduğunu da öğrenebilir miyiz? Mümtaz Teker. Paşa Tur'un sahibi biliyorsunuz. Bu bölgeye gerçekten çok büyük emekler vermiş bir insan. Turizmcilerin değerinin de bilinmesi gerekiyor. Çünkü turizm bu ülkenin bacasız fabrikası. İnşallah bu pandemi bir an önce biter de kurtuluruz da gerçekten bu bölge de hak ettiği değeri tekrar görür. Çünkü esnaf da zor durumda. Herkes de olduğu gibi, her yerde olduğu gibi maalesef bu bölgenin de insanı zorluk çekiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben bu sabah 5'te hiç üşenmedim, kalktım, balona bindik. Muazzam bir görsellik vardı. İnsan masallar ülkesine, beyaz atlar ülkesine geldiği zaman, bu güzellikleri gördüğü zaman hiç ölmek istemiyor. Teşekkür ederim. Daha önce Kapadokya'ya gelmiş miydiniz? Kapadokya'ya çok geldim tabii. Birçok defa. Bir defa gideceğiz Derma Center. Derma Center Akademi'nin bugün 10. yıl kutlaması için buradayım. Tabii pandemi koşullarından sebep daha böyle kendi içimizde bir kutlama oldu ama çok güzel ağırlanıyoruz. Çok güzel karşılandık. Bir de çok güzel pankartlar yapmışlar. Geçen gün Denizli'deyken de böyle pankartlarla karşılanmıştım. Geleceğin milletvekili diye. 2023'te inşallah kadınlarımızı siyasette daha aktif bir şekilde görmek istiyorum. Ve ben şunu savunanlardanım. Bugün bu ülkede parlamentoda yer alan milletvekilleri baktığınız zaman çoğunluğu hep erkekler. Hayır, erkek egemen bir parlamento istemiyorum. Kadınların daha egemen olduğu bir parlamento istiyorum. Çünkü kadınlar dünyayı güzelleştirir. Kadınsız bir dünya susuz bir çöle benzer, kurak bir çöle benzer ama kadınlar dünyayı güzelleştirir. Kadınların olduğu yerde güneş açar, çiçekler açar. O yüzden kadınlarımız 2023'e hazırlanmalı. Hiçbir şekilde korkmamalılar, cesur olmalılar, aktif olmalılar. Ve ülkemizde bu kadar çok kadına şiddet yaşanırken, bu kadar çok taciz, istismar olayları yaşanırken bizim haklarımızı erkekler savunmamalı. Bizim haklarımızı biz yine kendimiz savunacağız, kendimiz alacağız. Ve sadece tabii ki ben hayata kadın ya da çocuk ya da yaşlı diye bakmıyorum. Bu şekilde ayırmanın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. İnsan hakları olarak bakıyorum. İnsan odaklı bakıyorum hayata. O yüzden herkesin mutlu, refah içerisinde güvenli bir şekilde yaşayacağı bir ülke, bir dünya yaratmalıyız hepimiz. 2023'te milletvekili adayı olarak sizi görecek miyiz? 2015 yılında zaten böyle bir deneyimim olmuştu. Aslında o süreçte iyi de bir oy almıştım ama 2 haftalık bir zaman diliminde çok kısıtlı bir şekilde çalışabilmiştim. 2 hafta ancak sahadaydım. Ama 2023'e evet çok daha donanımlı, çok daha deneyimli ve
çok daha güçlü bir şekilde hazırlanacağım ve evet olmak istediğim yer parlamento. Peki partimiz belli mi? Hangi partiden aday olacağımız? Benim gönlümde yatan bir aslan elbette ki var. Fakat şu anda başka partilerden de teklifler geliyor. Hayırlısı olsun diyelim. 2023'ü bekleyelim. 2023'ü bekleyelim ama yine söylüyorum. Kadınlardan kurulu da bir ekiple çalışmak istiyorum. Gençlerden kurulu bir ekiple de çalışmak istiyorum ve tabii ki o 68 kuşağını, 78 kuşağını yaşayan büyüklerimizden de dersler alarak, onların tecrübelerinden de faydalanarak, onların bilgilerinden de yola çıkarak kesinlikle sahada olacağım. Devşehirli hemşehrilerimize buradan son olarak ne söylemek istersiniz? Nevşehir ya çok güzel bir yer ya. Yani diyorum ya bugün kaldığımız otelde şöyle manzaraya bir baktım dedim ki ya bu coğrafyanın umuyorum ki değerini biliyorlardır. Yani bu değerlere sahip çıkılsın. Anadolu insanı tabii Anadolu insanı sıcak. Şimdi onu söyleyecektim. Anadolu insanı zaten her zaman gelen konuğunu bağrına basar, hediyelere boğar, en güzel şekilde ağırlamak ister, bütün yemeklerini sofraya döker. Ben de 2 gündür buradayım, yarın da burada olacağım. Hatta daha 2 gün daha burada olacağız. Her gittiğim yerde sevgiyle karşılanıyorum, sevgiyle ağırlanıyorum. Para kazanmak kolaydır ama insan kazanmak zordur. Ben Nevşehir'de şunu anladım ki evet ben Nevşehirlileri de kazanmışım. Burada da benim bir değil birkaç tane evim varmış. Çok teşekkür ediyorum bu sıcak sevginiz için. Her zaman da bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Çok teşekkürler.